işte geçen 3 bölüm önce mi ne anlattım ya, esnaf loncaları Yeniçeri ile kavga ediyor ve saray loncayı tutuyor diye. Ama şimdi saray Yeniçeri'den taraf. Tarih değişti yani. Esnaftan yer olması lazım. Fırıncıyı koruması lazım. Bir yandan o. Bir yandan abi sessizlik. Yani hala diyorum ki yani bu ısrarla da bunu soruyorum. Yani bu ekonomi ısrarla üretim. Peki abi senden başka konuşacak adam da mı yok? Yok hayır. Şimdi bütün şu sadece konuşmak değil Erdem. Yani geçmişin hesabı önümüze koyulmalı. Önce nasıl soyulduğumuz, nasıl kandırıldığımız, bu sol liberallerin, sağ liberallerin, neoliberallerin iktidarı değil mi? Yalan yanlış boş laflarla bomboş yerlere götürdüğü iyi anlatılmalı. Yani şimdi Cumhuriyet Gazetesi gelmiş toparlanıyor. Nasıl kalkınacak? Ahmet İnsel'e yazmış, kovulursa giderse 500 bin dolar, 300 bin dolar. Nereden bulacak parayı? Adamlar her yerde kendilerine garanti almışlar. Hem Atatürk'e küfretmeye gelmiş ki bunu kendisi söylüyor. Hem de 300 bin dolar alacak. E bu parayı Cumhuriyet ödemeye kalktım, Cumhuriyet yaşayabilir mi? Şimdi bu sadece işin bu tarafı. Öbür tarafına bak. Kaç bin dolar aldı bu adamlar? Bu boş konuşan adamlar. Ağabeye girelim, şunu girelim. Ya abi sen niye alsın ya? Ve şimdi abi seni kaç zamandır Güneydoğu'da bir dirlik kurdun. Güvenlik politikalarıyla işe üstüne oturdun. Bak Avrupa seni sevmeye başladı. Eskiden seviyordu seni açılım varken. Aynı şey Çin. Çin dünya ekonomisine hakim oldu. Kimse sevmiyor Çin'i. Ama Çin yoksul olsa Avrupalılar, şey Batı gene sever Amerika. Çin Tibet'te taviz verse, değil mi? Topraklarından, emeğinden. Tabii. Afyon Savaşları'nın yaşadığı 1870'te. 1870'te Çin İmparatoru diyor ki İngilizlere, alışveriş yaparken neyle ödeyelim diyor. Diyor ki gümüş ve altın ödeyeceksiniz, takas kabul etmeyiz diyor. Bizde her şey var. Bu mu, sen bunu mu dedin diye Hindistan'dan getiriyorlar Afyon'u, halka Afyon'a alıştırıyorlar ve Afyon Savaşları adı verilen bir dizi savaş başlıyor, 70 sene sürüyor. Çin bunu unutmaz, Mao hiç unutmadı. O, şimdi Çin'in hep böyle iç savaş yapsın, birbiriyle şey yapsın, Japonya etsin, Avrupa etsin, Amerika gemilerine izin versin, İngiliz gemilerine izin versin. Çin hep öyle olursa güzel olur, egzotik olur, doğal olur, bizden olur. Çin ekonomik olarak güçlü olursa kendi madenleriyle, ya Çin sadece nükleer yapabilmek için 70 milyon insan ölümüne sebep oldu kültür devriminde. Yani Darülfünun olayına benzetmek istemem, üniversite reformuna benzetmek istemem ama aynı şey oldu. Üretmeyen adamı kovdu. Çelik değil mi? Oraya baktı. Ve ama yoksul bir ülke olarak kaldığında elinde bir tek nükleer kaldı. O nükleer korkuyla da sınırlarını korumaya çalıştı. Tasvir edip etmeme meselesi değil. Çin'i övüp övme meselesi değil. Bir realiteyi konuşuyoruz. Bugün çünkü dünyayı şu anda yöneten bir ekonomiden bahsediyoruz. Amerika geriliyor, Çin her tarafta, Afrika'da, Latin Amerika'da. Ama o 70 yıl iç savaşta seviyorlardı. Dalai Lama'ya 1989'dan beri Nobel ödülü verdiler. Tabii verdi. Dalai Lama her yerde şey gibi karşılanıyordu. Biz Alman gazeteleri, Fransız gazeteleri, İngiliz gazetelerinde Dalai Lama'yı dünyanın büyük adamı olarak, azizi olarak görüyoruz. Evet. Hiç unutmam, bir kitapta yazdı, hatırlıyorum. Bir kitapta hatırlattı bana. Bunları biz yaşadık. İngiltere'de belgesel, Tibet dağlarında bir cenaze töreni, soylu rahip cesedi yakılıyor. O yakılıyor, soylu yakılıp gidiyor. Fakat yoksul aldan biri öldüğü zaman, yine Tibetli, rahip geliyor, ölen yoksul aldan insanı kasap gibi kesiyor etlerini. Niye? Dağa akbabalar yesin diye dağa gönderecekler. Akbabalara kolay olsun diye cesedi kesiyor. Bu da İngiltere, İngiliz televizyonda seyrettiriliyor. Bunu anlatan adam da ekolojiye ne kadar saygılı, ne kadar saygılı diye bilge diyorlar. Bilge Tibetli. Ya adam cesedi parçalıyor, bilge oluyor İngiltere'de. Niye? Dalai Lama işlerine yarıyor. Dün gene bir Hong Kong'da bir gösteri mösteri vardı hala. Hong Kong çıktı ellerinden. Çıkınca hani Hong Kong'da özgürlük yok, demokrasi yok demeye, ufak ufak karıştırmaya falan çalıştırıyorlar. Yani eğer ülkeni karıştırırsan Almanlar seni sever, İngilizler seni sever, üretmezsen sever, yoksul kalsan sever, tavizkar olsan sever. Şimdi Çin tavizkar olsa, gene eskisi gibi boynu bük olsa sever. Ama Çin ayağa kalkıyor, Afrika'da 400 milyarlık yatırım yapıyor karşılıksız, çoğu karşılıksız. İpek yolu yapıyor. İpek yolu yapıyor, dünya ticaretini değildi, her şeyi değiştirdi, Çin'i kimse sevmiyor. Müsaadenle bir Avrupalılar bize, biraz da bizi sevmesin. Biz de kendi yağımızla kendi kavrulmamızı bilelim. Değil mi? Yani şey yapalım. Çin'e atılan laflar, iftiralar, Çin'e yapılan değil mi şeyler? Bir düşün şimdi bak. Amerika neler yapıyor? Almanya neler diyor? Öbürü neler diyor? O Dalai Lama neydi? Heriflerin Çin'in tarihinden kalkıp
siz 1870'ten başlayarak 1949 Çin devrimine kadar, 48 devrimine kadar 100 yıl ya bu milleti dünyanın en yoksul ülkesi getirdiniz, en çok iç savaş yaşayan ülkesi getirdiniz diyen birisi var mı? Hep Çin öyle yoksul kalsın, beceremezsin, üretemezsin, ağlasın, çocuk ölümleri çok olsun. Ama Çin büyük sanatçılar çıkartıp, büyük ekonomik, büyük firmalar çıkartınca Çin kimse sevmiyor. Buradan çıkacağız. Aman bizi dünya sevmesin. Biz yeter ki kendi karnımızı kendimiz doyuralım. Aman bizi kimse sevmesin. İstemiyorum. Evet.